Yerel seçim yaklaştı. Ankara'daki siyasetçiler Zonguldak'a gelmeye başladı. 24 Haziran 2018'de İstanbul'dan ve 2023 genel seçimlerinde Zonguldak'tan milletvekili adayı olan seçilemeyen MHP-MYK üyesi Murat Kotra, Zonguldak'a gelerek temaslarda bulunuyor. Kotra'nın aday olduğu seçimde MHP Zonguldak'ta %8,4'lerde oy almıştı. İlçelerde MHP istediği oy sonuçlarına ulaşamayarak başarı çıtasını yükseltememişti. Alınan rakamlar da Kotra'nın halkın gönlüne giremediğini gözler önüne serdi. Genel seçimlerin ardından Zonguldak'ta görünmeyen Murat Kotra, yerel seçimin yaklaşmasıyla yeniden kente geldi. Cumhur İttifakı ortak aday çıkarmadığı takdirde yerel seçimde Zonguldak Belediye Başkanı adayı Murat Kotra mı olacak sorusunu da akıllara getirdi. Parti teşkilatında daha önce Kotra'yı destekleyenler kadar adaylığını tasvip etmeyenler de vardı. Bazı partiler yaptıkları değerlendirmede ise Murat Kotra işine geldiği gibi siyaset yapan biridir. Genel Başkanımız Sayın Bahçeli kendisine güvenmiş ve aday yapmıştır. Ancak Murat Kotra Zonguldak teşkilatlarında birlik ve beraberliği sağlayamamıştır. Her partiliye ayrı konuşmuştur. Partide öne çıkan kişilerden rahatsız olmuştur. Ankara'da siyaset yapmaya alışmış kişiler Zonguldak'ta doğmuş olsa da kentin yapısını unutuyorlar. Zonguldak Belediye Başkan adayı olma niyeti varsa MHP seçimi kazanamaz. Genel merkez kendisini görevlendirse de seçimden seçime gelinmez. Madem Zonguldaklısın, daha çok kente gel, sorunları dinle. TTK kurasına bile katılmadı. Köy ve mahallelerde MHP daha etkin olmalı. Yoksa tek girdiği her seçimi kaybeder. Cumhur İttifakı olmasa MHP'nin aldığı oylar ortada ifadelerini kullandılar.